durumda halen 7500 TL aylık alanların büyük kısmı Temmuz ayında maaş zammı alamayacak. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor. Konuya ilişkin olarak kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti: "Yasal prosedürde emekli maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon Bundan istifade edemeyen prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak. SSK ve BA yumuşak GKUR emeklilerinin en düşük maaşı yapılan son düzenleme ile birlikte 7500 TL'ye çıkarılmıştı. 5 aylık enflasyon oranının %15,26 olduğu hesaba katılırsa, intibak ve refah payı eklenmese ve enflasyon Haziran ayında sıfır çıksa bile emekli maaşlarına en az %15,26 zam yapılacak.